Bir gün bana ne dedi biliyor musun? De, Kafkasya hakkında da Tion of Iltica'yı falan yazmış adam. Şey, Tion of Iltica. Yani bu Evet. dincilerde falan. Tam bir düşman yani. Dinliyorum. Kulağım sende bir Şey, yandan. şimdi bir gün az akıntıyla konuşurken bana bir laf dedi. Dedi siz Kafkasyalılar var ya, mutluluğu böyle yaparken içinde bir buruk bir keder vardır. Aa, çok güzel. Yani enteresan bir şey söylemiş. Evet. Bir daha Böyle onu belki Ali dostum. mutluluğun içinde böyle bir keder, buruk bir keder vardır. Gizli saklı bir keder vardır. Gülerken bile yüzünüzde bir şey var. Gözlerinizde gölgelenmiş bir keder vardır. Doğru. Bu Kafkas halklarının geneline aittir. Böyle bu tip halkların. Yani bazen insanların her zaman içinde o kederi hiçbir zaman şey edilmez. İçinden, kaşından, gözünden Değişmez. alabilmezsin. Evet, De evet, değişmez. değişmez o. O ruhun içindeki olan bir şeydir. De, bütün sanatçılarını izledim, resimlerine baktım. Kıpkırmızı renk yaparsınız ama içinde öyle bir gizli karanlık var ki ben görebilirim, ben bir yazar olarak. Çünkü Evet. çok araştırmıştı Kafkas kültürünü falan Tabii. derken. Böyle bir şeylerimiz oldu. Hakikaten de bazen bizim içimizde çok buruk kederler filan hem bazı şeylerin düşüncesinin cevabıdır, düşüncelerin cevabıdır. Yani neler düşünürüz, neler sevgimizde bile hep bazen kederi dile getiririz. İşte ayrılık şarkısından mesela gördüğün gibi. Evet. Ne anlatır? Çok şey Ayrılık anlatır. ayrılık aman ayrılık. Her bir Evet, dertten evet. olur yaman ayrılık. Evet. Şimdi de var ki ayrılık umurunda değil birimiyle. Aynen. Aynen. Yani, Şimdi Ali dostum bu bu resmin kelebek etkisi olacak. kelebek etkisi. Yani Şimdi ben bu... buna bakarak biraz şöyle o düşündüğüm şeyi. Ama ilk kelebek etkisini şey gibi yapmıştım. Bütün bilgimi ve fizik kurallarını, matematik kurallarını ortaya koyarak yapmıştım. Ama bu kelebek etkisi de ruhun etkisi olacak. Ruhumun etkisi. Confucius'un bir lafı vardır mesela. Der ki mantığın öyle bir... Hayır, mantık demiş. Şey, duyguların öyle bir mantığı var ki mantık bile onu çözemez. Doğrudur. Doğru gerçekten. İşte burada o çözemiyor, mantığın çözemeyeceği duygularımı artık koyma zamanı geldiğini anladım. Çünkü öğrenirsen bir gün öğrendiklerini artık duygularına taşırsın. Her şeyi matematik olarak görürsen, her şeyi sistem olarak görürsen ama bir gün gelir matematikten ve sistemden çıkıp duygu sistemiyle yaşarsın. En güzeli de odur Evet, bak zaten. şimdi İkisini bir arada yapmak. kayıt ışığının tonajında giriyoruz ya içine bak. Evet. Yani şimdi sen o derinliğe giriyorsun ya bak teknoloji nasıl ortaya çıkarıyor. Görüyor musun o kendi ışığında? Bak ne çıktı şimdi görüyor musun hocam? Bak bak. Gördün mü çıkan şeyi? Yani sen gördün de şey anlamda söylüyorum. Yani yine götürüyor o renk bir yere götürüyor. Evet. Yani biz buradan Zaten uzaktan bakıyoruz gibi bir şey yok gibi ama o götürüyor kendi metaforunda. O anlamda güçlü bir de tabii. sana bir şey söyleyeyim. Her ressamın eserinde götürmüyor. Teknoloji de bilir Kesinlikle. kimin resimde nereye Kesinlikle. götüreceğini. Tabii kesinlikle. O zaten belki şimdi sohbet edeceğiz onunla ilgili. İşte ben şimdi onu söylemiştim sana. Bu ayrılık şarkısı ile ilgili. Çok da böyle sanki denk düştü. Düşündüğüm şeyde kelebek etkisi. Ben ayrılık şarkısından daha çok bir de ayrıca bir şarkı da var. Bu kala taşlı kala, çakıllı taşlı O kala. zaten çok bizde Türk halkıyla özdeşleşti artık. Yani onu söylemeyen kalmadı neredeyse. Ama ben şeyle tanışmıştım. Cavit Tebrizi ile tanıştım. Biraz da sohbet ettim İstanbul'da Ha. geldiği zamanlarda. Beyoğlu'nda hatta denk geldi. Çok şey bir adam, çok yani folklorik şeyini hiç yitirmemiş, özünü yitirmemiş Özünü yitiren adamdan bir adam. sanatçı olmaz bilir Bir misin? adam Sana değil, evet. söyleyeyim. Onun yorumu gibi de güzel bir yorum. Mesela Fahir Atakoğlu'nun Demir Atım Kıratım diye bir bestesi var. Arkadaşım tabii biliyorum. Vallahi abi beni tanıştır sana ne olur. Tabii ne demek? Adamın bütün şarkılarını, ne, şey, müziklerini, bestelerini ne kadar Tabii seviyorum. Bir canım. ara
birisi vardı yanında. Hiç unutmam. Kaptı dedi ki Fahir Atakoğlu paracıl birisidir. Hiç unutmam. Öyle kızdım ki. Dedim tamam da sanatçıya para vermeyeceksiniz de adam neyle sanat yapacak? Yok canım, ne demek paracılsı ya? Hayır, adam yaptığının hakkını istediği için, emeğinin karşılığını istediği için paracıl değildi. Biz isteyemediğimiz için biz onların gözünde iyiyiz ama biz sokakta aç kaldığımız zaman kimse bizimle ilgilenmiyor. Emeğinin karşılığını alacak tabii ki yani. Fahir Atakoğlu bugün gurur duymaklarında, kesin, her yerde onu tabii ki reklam yapacaklarına arkasında. Fahir çok güzel bir insandır. Çok, çok. Ya öyle müziği yapan değerli bir insandır. Adam yani, değerli olmaz mı hocam? Samimidir. Fahir çok samimidir. Valla seni beni de tanıştırırsın. Onun da senin de portreni. Ne demek ya? De. Hemen tanıştırırız. Ne demek? Niye tanıştırmayalım abicim? Sanatçılar bir araya gelsin ya. Birbirinin kalbi aynı olan insanlar bir araya gelsin. Yani ve birbirinin hayatının parçası olsun. Kimse fil dişi kulesinde yaşayarak mutlu olmuyor. O insanlar farkında değil yani. Avrupa'nın en güzel bir üstünlüğü var, bilir misin sanat konusunda? Aslında iyi sanatçı, kötü sanatçı diye bir şey yoktur. Tabii ki. Onlar birlikte bir arada çalışmasını bilir. Aynen. Ressamı bestecisiyle, besteci ressamı. Tabii. Bir besteci kalkır ressama bir beste yapır. Ressam kalkır onun portresini yapar. Aynen. Onun, ve o şey takım çalışması diye bir şey var ya, onu çok iyi başarır. O insan olmayı. Ama bizdeki aydınlar, hangi gazete fazla para verdiyse onun peşine koşur. Yani ilkelliğini düşünmür ki ya bu parayla tamam villada otursun ama ne kadar mutlu olabilirsin. Aynen. Mutluluk bir sanat. Demek ki sanatçı değiller, aydın değiller. Tabii o. Eğer mutlu sanatçı olsa, aydın olsa bilir ki paranın hiçbir önemi yoktur. Önemli o. Paranın böyle önemi vardır. Yaşamak için zaten bütün sanatçılar bir para kazanabilir. Ben böyle Azerbaycan'dan geldim, yaşam için bir para kazanabilirsin yani. Tabii. O problem değil. Aynen. Önemli olan ama neler vereceğindir önemli. Bir sanatçı peygamber gibidir. Evet. Verdişle Tanrı'nın bir lafı vardır. Der ki zannetmeyin ki bir daha peygamber göndermeyeceğim. Göndereceğim. Evet. Ama peygamber olarak değil, alimlerle, sanatçılarla. Bunun farkında bile değiller. Değiller. Bunun farkına varmak önemlidir. Peki. Yani sen bugün milyonlarca insana hitap edirsin. Aynen. Onun için senin ne yaptıkların, her şeyin örnek olacak. Tabii. Eğer örnek teşkil etmirse, sen eğer ekip çalışması yapabilmirsense, ekip dediğim yani sanatçılarla bir arada oturup sadece kendi villana çekip eğer bir sanat üreteceksense ya da bir yazı yazacaksınsa, aydın yazılar filan onların nazarında, ya mevcut siyaseti eleştirir ya da yalakalık yapan. İki taneye bölünmüştür. Evet. Kendine özgünler çok azdır. Sen de bilirsin. Maalesef. Zaten onu yaşıyoruz şu anda. Yani kim aslında orada burada en temel sorunlardan biri kimin adamı olmak değil. Tarihin kim olmaktır? Sen evet, kimsin? Tarihin doğurduğu insan olmak. Tarihin tarafında olmak. Balzac'ın güzel bir lafı vardır. Der ki bir insan kendini dışarıdan görmürse demek ki o insan değildir. Ya Balzac'ındır ya Victor Hugo'nundur. Onu tam net hatırlayamıyorum ama ikisinden birisidir. Olabilir. Yani bu ne demektir bilir misin? Empati yapamayan bir insan, insan değil. Kesinlikle. Ya bugün sanatçı eğer empati yapamazsa normal halk nasıl empati yapsın? Evet. Ondan ne beklentin olabilir aynen ki? Tabii ki. Eğer sanatçı öndersense bir önder, bir general. Evet. Sen halkın generalisin sanatçı tabii, olarak. Tabii aynen. Şimdi Ali dostum bu resim sanatı aşkını nasıl başladı? Biraz onun üzerinde bir
Söyleyeyim, Ali Dostum'un babası da ressam, dedesi de ressam. Bir ressam ailesinden gelmedi. Çok güzel. Ama... Allah rahmet eylesin. Bir, amin. Allah ölenlerinize rahmet eylesin. Ama 9 çocuğun içinde bir ressam çıkan ben oldum. Aa, çok iyi. Aile 9 çocuk kadar geniş bir aileydi. Hepsi çünkü yaşıyor kardeşim. Çünkü bizi biraz kulak takım yarıp madalarına falan gönderdiler de ailenin biraz kuruttular. Birazcık zengin olduğu için. Aslında zengin dediğim sarayı yoktu. Birazcık zengin. Anladım. Ve Stalin'in sürgüne uğradı. Bir öyle kısmı mi? Sibirya'da şu anda hala kuzenler, bazı akrabalar filan. Derken babam da demiş çok çocuk yapalım da bari yerini dolduralım gedenlerin yerini. Böyle bir şeyde işte ailede ama herkes babam ressam olur. Sonra parası olmadığı için 2. Dünya Savaşı başladığı için ressam 5 tane üniversite bitirir sırf savaşa gitmemek için. 2. Dünya Savaşı'na gitmemek için. 16 yaşında çünkü savaşa götürürlerdi. 16 yaşında bir üniversiteye bitirir. 2-3 sınıf birden atlar. Yani liseyi 15 yaşında bitirir. Ondan sonra ressamlığı bıraktıktan sonra bir ara hukukçu olur. Sonra hukukçuluktan da en son ekonomist, mali müşavirliği falan derken ben de görür sadece. Tam orta. 4 benden büyük, 4 benden küçük. Tam ortada bir ressam çıkar. Vay be. Ve bütün her şeyiyle beni görürdü. Sanki idealiydim ben onu. Ressam. Her şeyiyle bana yardım ederdi. Ali dostum, resimle yani araya gireceğim. Bu resim aşkına tanışman ve onun içine düşmenin ilk... İşte babamdan esinlendim. Yani o olay babamın ezbere yaptığı Stalin resimlerinden, Nevin Lenin resimlerinden filan ezbere yapardı. Ha. Çünkü ressamlık yüksek okulu bitirmiş. Vay mezunu. Ve ben ondan daha iyi yapacağım. Kafaya koydum. Hep çocuk babayı kesmek ister ya. Şey çocuklar var ya, bu tip çocuklar evet. Padişahlık döneminde babam bir önemin önüne geçmek öyle ben ondan da iyi olacağım aslında dedim. Babaya kendini göstermek geçmek değil evet, de evet yani çocukluk işte yani derken ama yeteneş de var yani bir insanın ben eskiden zannederdim ki Sovyetler Birliği'nde okuduğum zaman zannederdim ki her şey eğitimli olur her şey öğretimli olur filan ama bazı şeyler genetik olduğunu sonradan öğrendim evet. Çünkü bir bakırsan ki bir kurt da aynıdır, bir köpeş de aynıdır ama biri kurttur, biri köpeştir. Evet. Aynı değildir. Ne yaparsan yap, aynı eğitimi, ne eğitim verirsen ver, kurt kurttur, köpek köpeştir, tilki tilkidir. Genlerindeki genetik şey... olarak insanda bazı şeyleri vardır, yapıları vardır. Yani 1000 senelik bir genetik değişimlere uğramış. Mesela bir güzelliği kalkıp zenci diyemezsin. Sarıdır. İnsandır ama saçı sarıdır. Bir zenciyi de kalkıp güzelliği diyemezsin. O da temperamentlidir, emosyonaldır. Bir güzelliği gibi düşünemez. Değil mi? 5 dakikada tepki verir. Değil. İnsanlar da şey gibi, başka yaratılışlar gibi değil. Şeylerdir. Yani kendilerine göre özgün karakterleri vardır. Onları istesen de değiştiremez. Aynen. Her ailenin içinde bazen atavizme çekenler var. Bazen anne tarafı, bazen baba tarafı. Bir bakırsan iki kardeştir. Aynı eğitimi alır, aynı şeyi ama iki kardeşim. Biri hukukçu olur, biri vurdu kırdı. Bir çocuk çıkar içinde. Peki yavaş yavaş çizmeye ve boyalarla oynamaya başladın. 16 yaşımda sergim açıldı. Nahçıvan'da. Evet. O sergi açıldığı zaman televizyonlara filan çıktım 16 yaşında. Hiç haberim de yok. Sabahsı gelmişim televizyonlarda filan varım. Ondan sonra üniversiteye sınavlara girdiğim zaman bütün o başarılarım, birincilişlerimi filan hiç unutmuyorum. Bir hoca aldı böyle bir kenara attı. Dedi ki onlar o zamanki. Şimdi burada sınavda sınav. Esas sınav bu sınavdır. Sınava girdiğim zaman. O zaman Sovyet döneminde filan böyle test usulü değildi. Zaten sanat da test usulü öyle olmaz. Natural oturursan, çalışırsan filan. Ama Sovyetler Birliği'nde mülakat sınavdan önceydi. Türkiye'deki gibi sınavdan sonra değil. Mülakatı kesin sınava alınırdı. Ondan sonra puan neyse ona göre değerlendirildi. Aslında bunu da Türkiye'de yapmaları lazım. Mülakatı önceden yapıp sonra sınava almaları lazım. Doğru. Mülakatı kesemeyen sınava girmez. Sınavda da başarılı olan kazansın. Aynen. Ama sınavda başarılı yok mülakattan kesemedi diye böyle bir şey olmaması gerekir. Evet.
Bunu da burada vurguluyorum. Ben şimdi demesinler kimse Sovyetler Birliği şeydir filan taraftarı. Hayır. Ben hakkın tarafındayım. Evet, evet. Hiçbir zaman bir tarafın tarafını tutmadım. Sanatsal doğruluk. O, onun için atölyem bu kadar küçük. Yani yoksa büyük atölyelerde yalakalık yapıp hak edebilirdi. Evet, her zaman gençlere... Sana bir atölye veririz ya, ay biliyorsun. Yok abi, kendi atölyemde mutluyum. Çünkü neden? Bu benim atölyemdir. E tamam sana. Birileri verdiği zaman onun da hakkı olacak. Kendi atölyem en iyisidir. Her şeyle alıp yani her şeyle hak eder. Üretmek için. Küçüştür. Üretmek için. Yok, o büyük atölyede belki birisi hakkı oldu, üretemem o zaman. Önemli olan benim kendim hak edeye de gelmek. O ayrı. O, tabii. Adım adım. Sanatta yaratıcı ha, için. Demek ki bugün buna layıkım, bunu buradayım. Yani o da başka. Ha, belki yarın verirsiniz hak ettim diye falan, o da olur. Ondan sonra işte bir depresyon falan kesildim. Kardeşimi kaybettim, küçük kardeşimi. Güzel satranç oynuyordu. Satranç onu ben öğretmiştim falan. Bir iki senede bir bunalım dönemi yaşadım. Sonra Vilnius Akademisi'ne gittim. Orada bitirdim. Ondan sonra Bakü'ye geldim. Tam o zaman savaş çıktı. Savaşlar işte Sovyetler Birliği'nin dağılması olayı filan derken. Ve o zaman da biraz erken evlenmiştik. Ve aslında Sovyetler Birliği'ne protesto eden birisi olarak baktım ki herkes çıkar, siyasilerin hepsi çıkar peşinde olduğunu gördükten sonra kararımı verdim. Türkiye'ye gideceğim ve bir daha dönmeyeceğim. Türkiye'ye geldim ve 14 sene geri dönmedim. Ki neden bunu yaptım, bunu da söylüyorum. Çünkü orada vatan, millet, Sakarya diyen kendi adısından orada. Hepsi çokçu vatan haini, KGB ajanı çıktı. Vay. Ve ben de küstüm resmen. Yani kimin arkasında gelirmişim, kimin... Ve siyasetten de artık hayatımda hiç oy vermedim. Bir sefer Azerbaycan'ın bağımsızlığı için oy vermiştim 1990'da. 91'de. Ondan sonra bir daha da oy vermedim. Ve Türkiye'de de eğer oy hakkım bile olsa oy vermeyeceğim. Azerbaycan'da da konsolosluğa gidip oy vermedim. Çünkü ben oy vermek için gelmedim. Yani ben birilerine oy vermek için adam bir değil. Onu anladım. Çünkü Tanrı bile bunu bana gösterir. Sen oy verme, boş ver. Çünkü sen oy, bugün senin oy vereceğin insanlar yok. Evet. Sen farklı dünyadasın. Ben belki 200 sene gerideyim. Ya da 200 sene ilerideyim. Onu bilemem ama onu bilirim ki bugün oy vereceğim insan görmürüm hiçbir yerde. Yani ne Azerbaycan olsun, ne Fransa, ne Amerika, ne Türkiye. Çünkü ben dünyaya böyle bakıyorum. Ama ülkemi, senin o yazdığın o güzel şehir var ya, ülkemi seviyorum. Her şeyiyle. Evet. Her şeyiyle seviyorum. Sen o kadar güzel, ben biraz içli olsam ağlayacaktım orada. Ha canım. Şey tam, şey biraz kalbim sertti, ağlamadım. Eyvallah. O kadar güzel yazmışsın ki, benim anam beni Beyoğlu sinemalarında bile iyi de ki doğurmamış. Evet. Farz edin ki. Farz edin ki. Birinci film, ikinci film, üçüncü evet. Film. İyi de ki, iyi de ki ben de hem Rusya, Sovyetler Birliği'nde doğmuşum, oranın kültürünü bilirim, hem Türkiye'nin kültürünü, bir sürü dünya kültürlerini gezdim. İran'dan tutun, Avrupa ülkesi filan. Ama benim kültürüm kadar dünyada güzel bir kültür olmadığını gördüm. Ve Türkiye bana ikinci ana oldu. Yani bir annem vardı, evet. Azerbaycan. Annesi Azerbaycan. Hiç o Azerbaycan'daki annemi bugünkü Afyonlu ya da Elazığlı ya da ne bileyim Erzurumlu ya da Ağrılı ya da Trakyalı bir anneden seçemiyorum. Çünkü hepsi aynıdır. Ya da Denizli'deki İzmirli anne. Bunların o kadar tatlı bir yanı var ki 1000 sene Anadolu'ya hükmetmenin işte böğüşlüğü de buradan demek ki kaynaklanır. Anneden. Evet. Çünkü bir ülkeyi yöneten kadınlardır. İnsanlar erkeklerin zannettiğini zanneder ama değil. Değil tabii. Kadınlardır. Onun eğittiği erkekler çünkü o ülkeyi yönetir. Evet. E tabii bizim bir kibelemiz var. Yani Anadolu'da bir kibelemiz var. Onun için Anadolu kültürüne hayran olduğun kadar dünyada
hiçbir kültüre hayran olmamışımdır. Her kültürün elbette kendi özellikleri vardır, o ayrı bir meseledir. Ama Anadolu kültürü sanki bütün kültürlerin toplamıdır. Evet. Çok enteresan bir şey. Ve herkes burada mutlu yaşamasını bilir. Birileri karışmadı. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Ali Emin oğlu Aliyev dostumuzun geldik sofrasına konuk olduk. Ve tabii ki onun yaptığı çalışmalar çok önemli. Ben de bu nedenle onun yarattığı güzellikleri öğrenmeye... Kapatmadan önce bir laf geyim. Tabii lütfen. Der ki, burada yazmışım. Ebu İbn Sina'nın bir lafıdır. Der evet. Ki, sanat ve bilim takdir edilmediği yerden uzaklaşır. Takdir edilmeye yerde daha sonra çöle dönüş. Evet, göçer gider. Sanat ve bilim. Her işin başında sanat ve bilim vardır. Ve onu takdir etsinler. Sanatçıyı başta takdir etsinler. Çünkü sanatçının ardından bilim gelir. Tabii. Bir de zaten Ali dostum, burada esas önemli olan şey şu. Sanatçı olmak zaten bir övünç kaynağı, bir kibirlilik değildir. Yani sanatçı toplumu yaşadığı doğanın bir parçasıdır. O parçayı da güzelleştiren dehadır diyelim. Yani bu sestir, bu renktir. Efendim bu bir oyundur, bir film karesidir. Ama hep söylenir ya, bize emanet edilmiş bir evrendeyiz aslında. Yani bunu buradaki yarış sen bu güzellikleri çoğaltıyor musun yoksa yok mu ediyorsun? Hani sanatçı burada aslında ben, hep bir bellek tazeliyor. Benim ablam filoloji fakültesini okuduğu için, filoloji, pedagoji, onun kitaplarını, ben de acı olduğum için kitap kurdu olduğum için hep onun kitaplarını okurdum. Orada lehçeler diye bir şey vardır. Lehçelerden başlar halklar. Milliye, mesela İngilizceye kadar gelir. İlk başta yerel konuşma dilinden başlar. Yerel konuşma dilinden. Hatta o yerel konuşma dilinin de köy köy farkı olur. Birisi diyelim kabak der, birisi kabok der diyelim bir harf farkıyla. Sanatçı nedir bilir misiniz? Bütün bunları bir araya toplayıp kucaklayan ve hepsinin ne kadar eşit olduğunu dünyaya gösteren bir şeydir. O az önce dedik ya, komutan. Sanatçı eğer iyi bir sanatçıysa, burada çok halkların hepsinin en güzel güzellikleriyle nasıl bir yere odaklandığını sağlayacak kişilerdir. Maalesef bugün dünyada sanatçılar sadece uzakta villalarda, ta uzaklarda, far far away diye bir şey, uzaklarda oturan insanlar haline geldi. Evet. Aslında sanatçı eski Yaşılçam gibi halkın içinden sırf halkla karışık olduğu zaman sanat vardı, iyi sanat. Ama bugün maalesef hem sanatçıya saldırılar da böyle var. Mesela bir sanatçıdır sonunda, insandır. Ama sokakta yürüdüğü zaman işte herkes onu kucaklayıp öpmek filan. Çünkü kendi değerini o kadar düşük görür ki aslında her insan bir sanatçıdır. Her insan içinde bir sanat var, ukdesi vardır. Ama onun farkına varması önemlidir. Ama maalesef insanlar robot gibi büyütüldükleri için içindeki sanatı farkında değil. İçindeki şarkı söylemenin, evet. Belki hayatında bir sefer şarkı söylemi, yoksa ölersem sahip olur. Evet, bir banka müdürünü kaç sefer gördün şarkı söylesin? Korkur adam. Evet. İlla banka müdürü. Ya banka müdürü olabilirsin, şarkı da söyle, resim de çiz, dans da et. Yani bir ruhunu koy ortaya. Evet. Bil ki bir ruh vardır. İnsan olduğunu göster. İnsan olduğunu. Kendine göster. Yani. Kendine göster. Onun için sanat şeydir, pioneer, insanlığın pioneer'ı. Yani bir, önde gelenlerdir. Ve bunlar da hassas olması lazım. Herkes sanatçı demişse de sanatçı olmaz. Evet. Yani bu sanatın da hakkını vermek lazım. Mesela ben bunu söylerim atölyem için. Eğer atölyesinde yatmayan ressamsa, o ressam değildir. Günlerini atölyesinde geçirecek. Günlerini tiyatro salonunda geçirecek. Günlerini setlerde geçirecek.
Bir gün eşim bana dedi ki, işte saat sen de başkaları gibi işe git, gel sabahçı takşın. Dedim ki ben o zaman, bak dedim ki ben sana ait değilim. Sen benim eşimsin ama ben sana ait değilim. Ben halka aitimdi. Halk benden bir şey. Ben bir şey sunmazsam ben nasıl sanatçı olayım? Ben sadece sana sunarımsa o zaman sana sunum. Dedim devlet memuru olun bir yerde ya da sırtıma simento torbası alayım, taşıyayım. Akşam maaşımı getireyim. Yarın da gidim yine çalışayım. Böyle bir yaşam yaşayamaz sanatçı. Sanatçı herkese düşünmesi lazım. Herkese el uzatması lazım. Yeri geldiği en ağır zamanda bile yükün altından kalkabilecek kadar kuvvetli omuza sahip olması lazım. Ha, sadece şey kaslı omuz değil bu. Mental omuz demektir. Evet. Yardımcı olmak sadece omuzuna yük alıp taşımak değil. Ben burada bir sürü insana yardımcı oldum. Hangi konuda yardımcı oldum bilir misin? Psikolojik. Adam intihara az kala gelecek. Benimle konuştuktan sonra dedi vazgeçtim ya. Dünya hakikaten güzelmiş. Ya dedim elbette güzeldi. Sen bu dünyaya güzellik vermek için geldin. İntihar etmek için gelmedin. O zaman ne işin vardı burada? Tabii. Tamamdır. Annenin emeğine de haksızlık olur. Başka şeylere de haksızlık olur da. Evet şimdi önümüzde değerli dostum Ali Eminoğlu'nun son çalışması Kelebek Etkisi'ne ben de bakarak şu kısa bitmemiş yeni başlamış ikinci seansı eserlerden. Bu neyse Kelebek Etkisi iyi tuttu diye ben de Amerikalılar kimi Kelebek Etkisi 1 2 3 4 diye devam ederim. Ne yapalım şimdi? Evet, ben de ona bazen bakarak kapitalizminde böyle ağır cezaları var. Olsun. İstesen de istemesen de cezalandırırsın. Sana yaptırırlar. İşte içiyle yap ama yine de şeyden kendi sanatından vazgeçmeyerek onun taklitini değil de birinde mantığımı, birinde ruhumu, birinde kaşımı, birinde gözümü, birinde bütün bilgilerimi aktarırım. Ne yapayım işte. Çok güzel. Şey, en azından şey olmasın, Amerikan filmine benzemesin diye. Evet. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 gibi. Eline yüreğine sağlık. Sağ olun. Evet efendim ben de şimdi kısa olarak şu ayrılık ezgisinden Kelebek Etkisi'ne bir geçiş yapmaya çalışacağım. Fikrimden geceler geçişini de güzelleştirelim. Sağ olasın. Yatabilmirem neyleyim ki sana çatabilmirem